Çok sahada iyi şeyler olduğunu söyleyebilirim. Tabii skor biraz fantastik oldu çok. Böyle bir süreçte böyle skorlar çıkmıyor ama bugün çok iştahlıydık, çok arzuluyduk. İnanılmaz baskılar yaptık önde. Rakibi hataya zorladık. Oyunun belli bölümlerinde ki bu yaptığımız baskılar da sonuç verdi. Kaptığımız toplarla çok net pozisyonlar yakaladık. Oyuncuların performansından gayet memnunum. Oynayanlar, sonradan gelen oyuncular gerçekten hepsi çok doğru şeyler yaptılar oyunun tamamında ve bize iyi bir maç izlettiler. Yani izlerken biz de kenarda zevk aldık. Her zaman böyle maçlar olmuyor çünkü. O yüzden bugün itibariyle hem oyundan hem skordan, bireysel performanslar, oyuncuların istek ve arzusundan fazlasıyla memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam ederiz. Süreçte biliyorsunuz hastalık var. Ligin devamında oyuncularımız hasta olabilirler, biz de olabiliriz. O yüzden herhalde daha geniş kadromuzun olması kimseye bir sıkıntı yaratmaz. Öyle düşünüyorum. Eğer mümkün olursa alabilirsek tabii ki istiyoruz. Önümüzde oynanacak çok maç var. Ve bu maçlarda oyuncularımızın farkında olduğunuz gibi hepsini kullanıyoruz. Başka oyuncular oynuyor. Geçen hafta başka oyuncular orta sahada oynuyordu. Bugün başka oyuncular oynadı. Ama geçen hafta oynayanlar, bu hafta oynayanlar hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Kadromuzu biraz daha güçlendirip genişletirsek herhalde bunun kimseye bir zararı olmaz. Şöyle cevap vereyim. İyi bir kadromuz var. Yani karakterli oyuncularımız var. Kaliteli oyuncularımız var. Birbirlerini çok seviyorlar. İnanın sezon başından beri yaptığımız antrenmanlarda henüz hiçbir tartışma bile çıkmadı daha antrenmanlarda. Oyuncuların birbirleriyle diyalogları o kadar iyi ki, birbirlerine o kadar bağlılar ki saha içinde de birbirleri için doğal olarak mücadele ediyorlar. Bu bir takım için çok önemli etken, öyle düşünüyorum. Yani biz sadece ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz o kadar. Bütün oyuncularımız onlar mücadele ediyorlar, onlar kazanıyorlar, onlar çaba sarf ediyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Yani bu galibiyetler onların eseri. Stres yaratsın. Biz hayatımız boyunca büyük takımda şampiyonla oynadık zaten. Niye stresli olalım ki yani? Biz orada olmaya alışık bir camiayız. O yüzden stres yaratmaz. Sözcü Ali Aydın. Şu anda transferle ilgili bir şey söylemem çok doğru olmaz. Çünkü önümüzde net bir şey yok. O yüzden yani şu gitsin, bu gelsin gibi söylemlerde bulunmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda sadece pazar günü oynayacağımız Hatay maçına konsantre olmak istiyoruz. Transfer başka bir konu. Olursa iyi olur. Geniş kadronun kimseye zararı olmaz. Evet, Mazlukuş'la ilgileniyoruz. Şartlar bize uygun olursa olabilir o transfer ama dediğim gibi şu anda net bir şey önümüzde yok. O yüzden sizi de yanlış bilgi vermek istemiyorum. Evet. Şöyle her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Yani takım savunmasını her geçen gün daha fazla güçlendiriyoruz. Oyuncuları birbirine bağlamaya çalışıyoruz. Yani arkadaşlık, birlik, beraberlik iyi olursa takım savunması çok daha iyi olur. Çünkü oyuncular birbirleri için mücadele ederler. Biz her geçen gün takım olma yolunda çok önemli adımlar attığımızı görüyoruz. Her maçta daha iyi oynuyoruz. İyi mücadele ediyoruz. Oyuncularımız birbirlerine bağlı oynuyorlar. Bunlar çok önemli etkenler. Ama dediğim gibi oyunsal anlamda da tabii eskilerin deyişiyle yani futbol çok zor bir oyun değil. Çok fazla irdelememek lazım bu oyunu. Yani eskiler şöyle derler. Toplu hücum yap, toplu savunma yap. Yani bu belki 100 sene önce söylenmiş bir tabirdir ama yani futbolda ne değişirse değişsin benim söylediğim hiç değişmez. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.